Hoş geldiniz. İşinize çok yarayacak bir video hazırladım. Konumuzda en iyi 10 mobil strateji oyunu. Age of History 2. Polonyalı Jakowski abimiz tarafından geliştirilmiş. Her ne kadar oyunda öğrenmesi kolay fakat ustalaşması zor büyük bir strateji oyunu dese de aslında öğrenmesi de kolay, ustalaşması da çok zor olmayan bir oyun. Amacın askeri taktikler ve kurnaz diplomasiyi kullanarak dünyayı fethetmek olduğunu söylüyorlar bize. Tarihsel büyük seferde de en büyük imparatorluktan en küçük kabileye kadar birçok medeniyeti yönettiğimizi ve bunu farklı dönemlerde yapabildiğimizi bize söylüyorlar. Bilgisayar üzerinden de oynayabildiğimiz bu oyunun yüzeysel olarak mantığını kavrayınca gelene geçene pat pat vura vura cihana sahip oluyorsunuz. Oyunun ana sürümü paralı ama ücretsiz oynamak istiyorsanız da light sürümünü indirebilirsiniz. App Store'da da oyundan bayağı şikayetçi olan var. Demek ki App Store'da bir sıkıntı var. Bilmiyorum onu. Artık sorun yaşayan arkadaşlarımız aşağı yazarsa herhangi bir oyunda onlara da yardımcı olmuş olursunuz. Bu arada bu oyunlarla ilgili herhangi bir ufak bir sıkıntı çıktı mesela. O sizin telefon sürümünüzden de kaynaklı olabilir. Haberiniz olsun. Şimdi gelin benim de çok sevdiğim, zevkle oynadığım bir oyuna geçelim. Çöp Adam Savaşları. Geçmişin mirası. Tabii bu orijinal adıyla da kullanılıyor. Biliyorsunuz App Store'da bazen Türkçe oluyor bu adlar. Bazen Google Play'de bu oyunun orijinal adı değiştirip Türkçe yapılıyor. Buna dikkat etmek lazım. 100 milyondan daha çok indirilen bir oyun var karşımızda. Inamorta adlı bir dünyadayız. Bu dünyada kavimler teknolojiyle gelişiyor ve yavaş yavaş yeni toprakları ele geçiriyor. Benim de direkt klasik modda başladığımda karşıma bir altın madeniyle sopalı bir adam çıkmıştı. Oradan da şunu anlıyorsunuz. Yani altın çıkartıp savaşıyorsunuz. Savaşçı çıkartıyorsunuz. Ve yendiğiniz her devletten de yeni bir şeyler öğreniyorsunuz. Aslında bu gerçekte de, gerçek tarihte de olan bir şey. Örneğin Roma'nın Kartacıları yendikten sonra denizcilikte bu kadar ilerlemesi gibi. Burada da okçu bir düşmanı yendiğiniz zaman okçuluğu öğreniyorsunuz. Böyle güzel özellikler de var. Ordumuzun dizilişlerini kısmen yapabiliyoruz tam anlamıyla, düşünmeyin bunu. Ve birlikleri kendimiz yönetebiliyoruz birer birer olmak kaydıyla. Bunu da yine ücretsiz bir şekilde App Store'dan ve Google Play'den indirebilirsiniz. Önerimdir. Abone olsana canım kardeşim. Şimdi sıra yine bir ücretsiz oyun olan Iceland War'da. 5 milyondan fazla indirildi bu oyunda. Daha önce kanalda da oynadığımız Bednorth'un uzaktan akrabası bu oyun. Yine birçok ada var ama Bednorth'tan farkı burada saldırabiliyorsunuz. Hikayemiz ise dünyanın merkezindeki kıta gizemli bir güç tarafından paramparça ediliyor. Bu dünyada filonuzu daha zayıf avları yağmalamaya göndererek bir korsan ve fatih olabilirsin diyor bize. Ayrıca kendi adamızı da güçlendirip saldırganlardan koruyabilirmişiz. Ve başka oyuncularla da oynuyoruz. Başka oyuncular da bize saldırabiliyor. Bu da yine Bednorth'tan farklı bir yön olarak söyleyeyim. Hem iOS'ta hem de Android'de bulunuyor. Ücretsiz bir şekilde bunu da indirebilirsiniz. Diktatör 2. 1 milyonun üstünde indirilen bu şirin grafikli ama sert yapılı oyunu ücretsiz olarak indirebiliyoruz. Diktatör filmini izleyenlerin anımsayacağı gibi ana karakter oyunun kapağında. Zaten Batı propagandalı bir filmde hatırlayanlar vardır onu. Yani öncesinde sömürüyorlar devletleri. Ardından da o sömürden kurtulmaya çalışırken yapılan hataları aslında kendi çıkarttıkları diktatörleri yine kendileri gömüyor. Oyuna gelirsek demokratik bir cumhuriyetin genç diktatörüymüşüz. Akıllı ve zamanında kararlar vermeli, düşmanları ortadan kaldırmalı, gerçek arkadaşlara haraç ödemeli, sinsi komploları da ortaya çıkarmalıymışız. Kendi ordumuzu kurup zafere gideceğiz. 2000'den fazla kritik karar verebileceğimiz seçenek sunacaklar bize. Bize seçenek sunan, seçeneklerimize göre ilerleyen oyunlara ayrı bir hastalığım var. Size karşı diktatör olduğunuz için komplolar düzenlenecek, ihtilaller, devrimler olacak. Bunları da tabii ki bir diktatör olarak engellemeniz gerekiyor. Elinizdeki halkla, polisle, askerle, yargıyla müdahale etmeniz gerekiyor. Age of Ottoman App Store'da da Osmanlı Devri olarak geçiyor bu ücretsiz oyun. 1 milyondan fazla indirildi Türk oyunu olduğunu da belirtelim. Age of Empires, Cossacks, Stone Cold Crusader oynadıysanız şimdi bunların hepsini bir birleştirin. Sonra bunu bir mobil oyun yapın. Biraz da içine fantastik ufak özellikler ekleyin. Öyle bir oyun işte bu.
Bu oyunda Doğruma ve Türk askerlerini komuta ederek destansı savaşlar veriyoruz. Savaşları kazandıkça gelir elde ediyoruz ve oyun boyunca askerlerimizin özelliklerini yükseltebiliyoruz. Tek oyuncu senaryo modu olduğu gibi PvP modu da var. Anadolu haritasında büyük savaşlara giriyoruz. Klandan eyalete çağlar boyunca savaşıyoruz. Oyun bize Türkistan Türk birlikleri ya da Doğruma milisleriyle başlayabiliyorsunuz diyor. Yani iki devletle de başlayabiliyormuşuz. Ve onların senaryolarını oynayacağız. Ve kritik durumlarda da savaşlarda özel güçler kullanabiliyoruz. Grow Empire Rom. Ücretsiz bir oyun ve dünya üzerinde de en çok oynanan mobil strateji oyunlarından biridir kendisi. Şirin grafikleriyle strateji oyununun o stresini kısmen alıyor. Biz Roma Cumhuriyeti'nin büyük lideri Caesar'ız. Hedefimiz Romalı askerlerden, kuşatma silahlarından, kahramanlardan ve barbar paralı askerlerden oluşan bir orduyla antik Avrupa'daki diğer medeniyetleri mağlup etmek. Ve İtalya'nın ortasındaki küçük bir cumhuriyeti dünyanın bugüne kadar gördüğü en büyük medeniyete dönüştür diyor. Ve oyun haritasında da antik Avrupa'da fethedilecek 120'den fazla şehir var. Hem iOS'ta hem de Android'de bulup ücretsiz bir şekilde oynayabilirsiniz. Toy Defense 2 benim zevkle oynadığım bir strateji oyunu. Bacak bacak üzerine attığınızda gerçekten keyifle oynanabilecek ve hani sizi hiç yormayacak bir oyun. Yani sürekli şunu yapayım şunu yapayım falan diye kasmanıza gerek kalmayan ama buna rağmen de sıkmayan bir oyun. Boyutu bu tarz oyunlara göre az olan 10 milyonun üzerinde indirilen mis gibi bir strateji oyunu. İkinci Dünya Savaşı'nda cephe cephe ilerliyoruz bu oyunda. Birliklerimizi geliştiriyoruz ve bölgemize ilerlemeye çalışan düşmana karşı savunma yapıyoruz. Evet, bu yüzden zaten oturumuz yani rahat rahat oynuyoruz oyunu. Çünkü savunma yapıyorsunuz sürekli. Ve gerçek oyuncularla da oynayabiliyorsunuz. Ve 2. Dünya Savaşı'nın ünlü savaşları da var. Ünlü harekatları da var. İngiltere, Amerika, Sovyetler, Nazi Almanyası gibi devletler oyunda bulunuyor. Yine hem iOS'ta hem de Android'de ücretsiz bir şekilde oynayabilirsiniz bu güzel oyunu. Great Battles Medieval. Adından da anlaşıldığı gibi orta çağda geçen bir strateji oyunu. Ordunuzun dizilişlerini ayarlayıp düşmanlara karşı taktiksel olarak savaşacaksınız. Oyunun sloganı da şuymuş: bunlar benim savaş alanlarım ve adamlarım, kralım ve ülkem için savaşacağım. Sayıcı savaş ve strateji oyunun geliştiricisi Silterin tarafından yapıldığında söylemeden geçmeyelim. Bilgisayar için Amazon'dan satın alabilirsiniz ama almayın. Bilgisayarda oynanabilecek çok daha iyi oyunlar var. Ama mobil oynamak istiyorsanız mobilde oynayabilirsiniz bunu. Zaten bilgisayar oyunları için de listeyi daha önceden yapmıştım. Onu artıracağım. Farklı kategorilerde, farklı videolarda yapacağım. Oyunda şöyle bir olay var. Sefer sefer ilerliyorsunuz ve 3. seferde para istiyormuş. Hatta oyuncular da bundan şikayetçi. O yüzden bunu bilerek indirip oynarsınız. Ve sıra 9. oyunumuzda. 2019'da çıkan bu ücretsiz oyun birçok detayıyla saatlerce bize dolu dolu vakit geçirtebilir. Birçok özellik var. Bir kere haritası, aşina olduğumuz strateji oyunları haritası. Senatomuz var. Senato tarafından verilen görevi tamamlarsak büyük ödüller kazanıyoruz. Roma'daki yüzlerce tarihi savaşın sahnelerini yeniden canlandırabiliyoruz. Roma'nın nasıl Afrika, Avrupa ve Asya'ya uzanan büyük bir imparatorluğa dönüştüğüne biz kendimiz direkt tanık olacağız. Pön savaşları, Spartaküs ayaklanması, Galya'nın fethi, Sezar'ın iç savaşı, Antonius'un iç savaşı, Doğu'nun fethi, Germen savaşları gibi birçok da hikaye uygun savaşımız, olayımız var. Ve sıra son oyun Call of War'da. Muazzam iki tane de videosunu çektiğim, kesinlikle oynamaya değer bir oyun. Hatta bazı arkadaşlar hala yeniden harita açalım, yeniden oynayalım diyor. Neden diyor? Çünkü bir sunucuda 100 kişiye varan gerçek oyuncuyla oynayabiliyoruz oyunu. Oyunumuz 2. Dünya Savaşı'nı konu alıyor. İstediğimiz ülkeyi alıyoruz 2. Dünya Savaşı sırasında. Gerçek zamanlı olarak da birbirimizle savaşıyoruz. Oyunda tüm ülkelerin kullanabileceği ve birbiriyle sürtüşebileceği bir gazete de var. O gazetede birbirinize tehditler savurabiliyorsunuz, barış imzalayabiliyorsunuz. Tabii özelden de konuşabiliyorsunuz devletlerle ama bir de gazete üzerinden tüm dünya ülkelerine duyurabiliyorsunuz. Yani farklı politikalar da yapabiliyorsunuz gazete üzerinden. Çok beklemeyi sevmeyen HOI4, EU4 gibi seri oynamak istiyorum bu tarz oyunları diyorsanız da bunu oynamayın. Çünkü gerçekten bekleti oyun sizin. Mesela bir uçağı farklı bir ülkeye götürüyorsunuz, o gerçekten bir saatte gidiyor. Ve bu oyunu hem Steam'den, web sitesinden, App Store'dan, Google Play'den de oynayabiliyorsunuz. Detaylı incelemesi de kanalımızda mevcut. Siz de aşağıya kendi sevdiğiniz, kendi beğendiğiniz, oynadığınız oyunları yazabilirsiniz arkadaşlarımız. Oradan yararlanır. Umarım beğenmişsinizdir canlar. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Son olarak da oyun sayfamız, Fervor'u, Instagram sayfamızı takip etmeye çağırıyorum sizi. Görüşürüz.